Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Maç bitecek inşallah galip geleceğiz ve maç biter bitmez canlı yayında burada karşınızda olacağım arkadaşlar. Hemen arayacağınız kanal burası olsun lütfen. Hemen değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah güzel, keyifli sohbet edeceğimiz bir canlı yayın olur. Güzel bir oyunla beraber, güzel bir skorla beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiğimiz... Bir maç olması dileğiyle diyorum konularıma giriyorum arkadaşlar. Yunanistan'da 3 isim var biliyorsunuz ve bu 3 isimde ikisini konuşuyoruz zaten. Ama bu isimlerin arasına daha önce de gözlerimizden bir tanesi olan Masaurus tekrardan gündeme geldi. Ama şu anki fark ne? Trabzonspor takımımız Masaurus'u sözleşmesi biteceği için ikna edebilirse getirebilir. Bu bir detay. İkinci detayımıza gelelim merkez orta sahada gene bir transfer teklifi yapıldığı iddiası var. Bu da çok önemli bir detay. Daha önce de konuştuğumuz Medi Kamara'ya Trabzonspor takımız tekrardan teklifte bulundu haberi var. Şimdi bu detayları sizlerle beraber konuşacağız. Tabi bir Fenerbahçe maç öncesinde kadroda bazı değişiklikler olabilir haberi var. Sürpriz bir hamle gelebilir haberi var. Tabi şimdi düşünüyorum nasıl bir sürpriz hamle yapabilir. Bana göre bir Fernandes hamlesini stoperi koyup orta sahaya mendiği koyabilir. Burada e, rakibin orta sahasını değerlendirmiştim. Acaba diyorum ki şimdi ben e, biliyorsunuz Süper Lig'de birçok teknik direktörle çalıştım. Bana göre ligin en iyi teknik direktörleriyle çalıştım ve e, hepsinden bir şeyler de gördüm, kaptım, öğrendim. Bazı teknik adamlar kulübe de e, ikinci yarı sokup iş yapabilecek, oyunun rengini değiştirebilecek bazı oyuncuları tutmak ister. Şimdi bizim kadromuzda Pepe, Vizca, Trezeguet, Enes Bat, hepsini bir anda sahaya soktuğun zaman, şöyle bir kulübeye döndüğünde Testan Fontas. Başka da son oyuna sokup oyunu değiştirecek bir isim yok. Şimdi ben mesela size bir örnek vereceğim. Engin Baytar çok yetenekli bir oyuncu. Bana göre mükemmel bir oyuncu. Hani Jajay diyoruz ya biraz e, hani biraz daha kendini dinlese kendisi işte özel hayatına dikkat etse. Ya Milan'da oynar işte Madrid'de oynar diyoruz ya. Engin Baytar da gerçekten biraz daha kendisini biraz daha kendisine bakabilseydi çok daha büyük kulüplerde oynayabilirdi. Bir kere şöyle bir diyalog hatırlıyorum. Şenol Güneş'in Engin Baytar'ı kulübede olduğunda hocam beni oynatmadığın gibisinden bir muhabbet döndüğünde ben seni çok seviyorum yanımda dur demişti. Ve daha sonra da şöyle bir şey eklemişti. Senin gibi oyuncular bazı zamanlarda ikinci ara lazım olur Engin demişti. Ve bu çok önemli bir detay. Bakalım teknik direktörümüzün planlaması bu tamamen stratejik anlamda konuşuyorum teknik direktörümüzün planlaması doğrultusunda burada ilerideki oyuncularımızdan bir tanesini kenara çekip bırakabilir mi? Teknik direktörümüz mesela şimdi dirençli bir orta saha diyoruz. Acaba Berat Menli Umut Güneş yapıp Badri'yi mi kenara çeker? Ee, Viska'yı mı kenara çeker? Trezege'yi mi? Pepe'yi mi çeker? Bilmiyorum ama bir tanesini buradan ki Pepe çekmemesi lazım. Viska ve Trezege'yi de çekmemesi lazım diye düşünüyorum. Enistestan atıp Pepe'yi ona çekip Badri kenara alabilir mi? Alabilir. Bilmiyorum ama bu oyunculardan bir tanesini kenarda tutması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Orta sahada Fernandes koyarsa bana göre Umut Güneş'i de kenarda bekletecektir diyorum. Konularıma giriyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar Mendy Kamara biliyorsunuz. Gerçekten yaşı da çok yaşlı değil. Yaş anlamında da bir sıkıntı yok Mendy Kamara'da. Şimdi hemen oyuncuya bir bakalım tekrardan yanlış bir şey söylemeyelim. Yaşı 27. Trabzonspor kulübümüz sezon başı bu oyuncu istedi. Bu oyuncu hatta kadro dışı kaldı. Trabzonspor takımımız alacak mı almayacak mı diye konuşurken Mendy Kamara e, orada kaldı. Biraz türbülans yaşadı ama daha sonra oyuncu forma şansı yakaladı ve şimdi gelen bilgiler doğrultusunda Yunanistan'da 3 tane isim diyoruz değil mi? Bunlardan bir tanesi Mendy Kamara oldu iddia edilmişti ve Mendy Kamara'ya bizim bir teklifte bulunduğumuzun haberi var. Mendy Kamara bu bir. Şimdi Marco Reus'u Reus, e, Reus sabah konuştum. Onu konuşmayacağım. Zaten teyitli Sabah da söyledim sizlere bilgi geldi zaten. Trabzonspor kulübümüz bu oyuncuyu ikna etme çabasında şu anda. Oyuncu çok iyi bir oyuncu. iki sene içerisinde Trabzonspor takımıza geldiğinde büyük bir fark yaratacak ve ben yine söylüyorum ilk sezonunda ligin içinden geçecek diyorum arkadaşlar. Marco Reus'u konuştum. Şimdi ona konuşmayacağım tekrardan. Bir önceki videom onun üzerindeydi. Bu videomda tabii ki de Yunanistan liginde de gündeme gelmiş 3 tane isim konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi gene Konstantinos. Biliyorsunuz Yunanistan'da Olympiakos takımının takım kaptanı. Bu isim de gündemde ama bakın Marco Reus teklif yapıldı biliyoruz. Mendy Kamara teklif yapıldı diyoruz. Salih Uçan'la bir görüşme gerçekleşti diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar burada çok önemli bir detay var. Şimdi buradaki detayımız Masarus. Şimdi Masarus daha önceden de gündemimize gelmiş. Eee... Hemen buradan bir açayım. Masaurus'un şeyi kaybolmuş. Daha önce de gündeme getirdiğimiz hemen açıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arada böyle nadir de olsa aksaklıklar olabiliyor. Aslında açmıştım ama kaybolmuş. Niye kaybolduysa. Masaurus gene gündemimize geldi. Şimdi tabi Orsiç de iyileşti bu arada. Orsiç de bugün kadroda olacak. Orsiç'in oynayıp oynamayacağını göreceğiz ama Orsiç'in gerçekten son görüntülerini gördüğümde çok diri. Bunu size iki gün önce de söylemiştim. Çok diri. Abdullah Avcı bir Orsiç sürprizi yapar mı diye düşünenler var. Bana göre yapmayacaktır. Bana göre ihtiyaç olmadığı sürece de oynatacağını çok fazla düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar masa olsun şu anki anlık değeri 10 milyon euro. Ve oyuncunun bu sezon serbest kalacağını sizlere söyleyebilirim. Bu sezonda oyuncu bakın arkadaşlar 41 tane maç oynamış 9 tane gol 7 tane asist yapmış. 41 maçta 9 gol 7 asist. Aynı zamanda da Yunanistan milli takımında 39 maç 9 tane gol atmış. Şimdi ben niye bunu söylüyorum sizlere? Şimdi Masaurus tekrardan gündeme geldi. Ve ee, tabi Trezegen'in sezon sonu bir transfer teklifi getirebileceğini biliyoruz. Edin yaşlandı. Edin da gene bir ee, hani yavaş yavaş e, yaşlandığını görüyoruz. Tabii Masaros da çok ekstrem bir genç oyuncu değil. Yaş 30 ama Masaros'un tam bir böyle nasıl diyeyim size Vizca gibi bir takım oyuncusu. O sağ kanadı çok iyi kullanabilecek e, gerçekten tam bir kanat oyuncusu. Toplara iyi vurabilen, e, topla driplik yapmayı seven bir oyuncu. Bizim gördüğünüz gibi mesela Abu Bakari e, Koyta'yı biz Trabzonspor takımımız ilgilendiğinin bir bilgisi gelmişti hatırlayın. Şimdi kanatta da bir oyuncu bakıyoruz biz. Çünkü bizim kanat oyuncularımızın bir tanesi Trezeguet, bir tanesi Vizca. Şimdi Fontas aldık. Bana göre Fontas beklentinin altında. Sezon sonu yollar ayrılırsa şaşırmam. Ve burada bizim bir tane daha böyle vakıme tarzı, işte yat tarzı, çabuk oyuncu geçebilen, hızlı topu tutabilen bir oyuncu istiyoruz. Bizim burada bir tane kanat oyuncusunu ben banka gözüyle bakıyorum. Şimdi Orsi iyileşti nasıl diğeri dönüşeceği, döneceği de belli değil. Ve bizim bir rotasyon anlamında Pepe zaten takımdan gider diye düşünüyorum. Pepe ile alakalı da açıklama yapıldı. Biliyorsunuz sezon sonu bir bakacağız dendi, bir oturacağız dendi ama yani Pepe'yi tutmak bu saatten sonra bana göre çok zor. Zaman neyi gösterir bilmiyorum ama Pepe çok üst düzey bir oyuncu ve burada bir hazırlık dönemi yapıyor. Kendisi bir adım geriye gitti, 2-3 adım daha ileri sıçrayabilme adına. Pepe'nin durumu da bu şekilde ve burada Masarus'un Arkadaşlar bu sezonda 41 maçta 9 gol 7 asist yapmış. Oyuncu klasik Avrupa Liglerinde de forma şansı yakalamış. Avrupa Liglerinde de e, hani oynamış bu sezon. Ligde toplam baktığım zaman 24 tane maçta 7 gol 6 asist yapmış. Toplam 9 gol 7 asist var ama ligde 7 gol 6 asist yapmış. Konstantinos, Olympiakos takımının takım kaptanı ve... İstatistiklerine baktığım zaman arkadaşlar, Konstantinos'un istatistiklerine baktığım zaman gerçekten inanılmaz işler yapmış. Şimdi bakın Masauros o istatistikleri tutamadı. Şimdi oraya biz Bakasetas'ı gönderdik. O da onun yapmış olduğu istatistikleri çok fazla tutabileceğini düşünmüyorum. Hemen buradan onu da Konstantinos Olympia, Konstantinos Fortunas'ta bakın arkadaşlar istatistikleri çok iyi. 38 maç 10 gol. 16 tanesi yapmış. Yani aradaki farkı görmez için söylüyorum bunları. Gerçekten önemli işler yapmış oyuncu. Şimdi Trabzonspor takımımız Mendy Kamara'ya bir transfer teklifi yaptığı bilgisi var. Bu bir. İkincisi Masaurus tekrardan gündeme geldi. Ve e, tabi Abdullah Avcı'nın daha önce de istediği genç oyuncular vardı. İşte bu oyuncularla alakalı da girişimler yapılabilir. Alınamamış olabilirsin. Sezon sonunda tekrar görüşme alabilirsin. Abdullah Avcı'nın genelde transfer politikasında belirlediği bazı isimler vardır ve o isimlerde ısrarcı olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii Fenerbahçe maçı var yaklaştı. Fenerbahçe'nin kadrosu bizim kadromuz nasıl bir maç olacak herkesin heyecanı belli. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Ben de çok merak ediyorum Trabzonspor takımımızın bugün neler yapabileceğini. Sağda bizi temsil edecek oyuncuların maçın farkında olduğunu düşünüyorum. Ee, teknik direktörümüzün kadro anlamında yapacağı sürprizi de çok merak ediyorum. Gerçekten yapıp yapmayacağını göreceğiz. Ama dediğim gibi o beklediğimiz kadroda bir veya iki tane oyuncu değişikliği olacaktır. Gene size söylemiş olduğum gibi e, kenara bir tane isim çekmeyi planlıyor olabilir. İçeride bir değişikliğe gene gidebilir teknik direktörümüz. Bakalım Fenerbahçe takımı da işi bilen bir takım. E, gerçekten tecrübeli bir takım. Gol e, anlamında kilidi açtıktan sonra geniş alan bıraktığımız zaman, oynamasına izin verdiğimiz zaman da bize sıkıntı yata yaratabilecek kaliteli oyuncular var. Orta sahası bana göre takımın en önemli yeri ve bunu Abdullah Avcı öngöreceğini düşündüğüm için de Orta sahada biz de dinamik bir orta sahayla çıkarak onlara bir cevap vereceğimizi düşünüyorum. Duran toplar çok belirleyici. Dikkatli olmamız gerekiyor. Duran top özellikle gerçekten çok sıkıntı yaratabilecek bir durum şu anda. Cengiz Ünder'in içeri girerek şut atması. Cengiz Ünder ve Cekon'un arasındaki o bağlantıyı kesmemiz lazım. Burada Eren'e çok önemli iş düşüyor. Akıllıysa Eren... Cengiz'i sağ tarafa çizgiye yönlendirir, içeriye yönlendirmez. Burada Eren'in oyun bilgisine, tecrübesine artık ve e, e, onun dikkatine kalmış olan bir şey. Eğer Cengiz'i Eren döndürür, Cengiz'in orta kesmesini, o sol ayağını kullanmasını izin verirse, çıkıntılı bir durum yaşarız diyorum. Cengiz önemli bir e, alternatif onlarda. önemli bir istatistik anlamda hücum anlamında önemli işler yapabiliyor. Bu arada hemen araya giriyorum. E, Cengiz Ünder dedik ama Cengiz Ünder'de inanılmaz sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzon'da bir hastanede MR'ı çekiliyor. Kalçasından bir MR çekiliyor. Oynayıp oynamayacağım maç saatinde belli olacak deniyor. Eren dedik, Cengiz'i döndürmesin dedik. İçeri katettirmesin dedik ama Eren'de e, pardon Cengiz Ünder'in bir MR çekildiği bilgisi geldi. Şok bir bilgi. Bir sakatlık var belli ki. Orada bir risk edilmek istenmiyor olabilir. Eğer oynaması İrfan Can oynar. İrfan Can kahveci de aynı şekilde aynı şekilde aynı tarzda oynayan bir oyuncu. İçeriye kat etmesine izin vermemek lazım. Topları çok iyi vuruyor o da biliyorsunuz. Cengiz Ünder'in böyle bir durumu söz konusu oldu. Tabi tam videoyu çektik kapatırken bu bilgi geldi. Bunu tamamen araya koyacağım. Ondan sonra biz videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ceko'nun özellikle ceza sahasında topla buluşmasını engellememiz lazım. Hava hakimeti çok iyi. Sırtı dönük top tutup önüne hemen servis yapabiliyor. Şivanski'nin sol ayağı etkili. Orta sahada da Fred'in özellikle baskı oyunu ve Fred'in taşımaya çalıştığı toplar var. Bunlara cevap vermemiz lazım diyorum. Videoyu tamamlıyorum. Trabzonspor takımıza canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah vurduğu gol olsun. Maçtan sonra hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.